Tipim iyi değil mi? İyi mi? Değil mi? Nasıl? Tipim ilk defa bu kadar düzgün herhalde. Yani derli toplu anlamında düzgün. Ay yine yedik kafayı. İyi delirdik. Evet. Neyse ben başlıyorum. Aloha. Uzun zamandır aslında video çekmiyordum arkadaşlar. Yani uzun zaman dediğimde herhalde yine bir iki hafta olmuştur. Ben genelde böyle bir hani 10 gün 2 hafta ara verince daha da bir heyecanlanıyorum. Daha da bir böyle çekme hevesi geliyor. Hani bir video olmaz, iki video çekeyim falan diye böyle bir coşku geliyor bana. Bu tabii ki de iyi bir şey. Hani heyecan güzel bir şey. O yüzden yine ve yeniden heyecanlıyım. Bugün bu arada tipim inanılmaz düzgün. Yani beni görüp görebileceğiniz en derli toplu halimdeyim. Bir de şöyle bir toka aldım. Şöyle göstereyim. Ben böyle normalde toka çok takmam ama buna bayıldım. Bayağı böyle şey, bohemian bir havası var. Neyse, o kadar sıcak, o kadar nemli bir hava var ki Temmuz sonlarına geliyoruz diyeyim. Neredeyse Temmuz sonlarındayız. Ama herhalde bugün %70-%80 oranında bir nem söz konusu. O yüzden video boyunca arada şu yelpazemle kendimi yellersem lütfen anlayışla karşılayın. Çünkü ben yazın kendinden geçen bir insanım. Yani deniz ve rüzgar olduğu sürece hiçbir sıkıntım yok. Bayılıyorum denize girmeye ama gerçekten neme ve o çok sıcağa katlanamıyorum. Zaten güneşte durmayı da sevmiyorum. O yüzden ben de böyle bir insanım diyorum. Ve şimdi esas videonun konusuna geliyorum. Açıkçası bugün çekeceğim, bugün sizinle paylaşacağım bu videoyu hiç çekeceğim aklıma gelmezdi. Çünkü ben de özellikle bu karantina ile beraber cilt bakımına gün be gün daha da merak salıyorum. Ve geçen gün şöyle bir içerik geldi aklıma. Neden dedim, o mu bu mu videosu çekmiyorum. Ben böyle genelde çok severim. Hani özellikle 3-4 ürün değil de 2 tane ürünü karşılaştıran öyle videolar izlemedim ama hani öyle Instagram'da görüyorsunuzdur belki sizden cilt bakımı böyle sayfalarını falan takip ediyorsanız ya da böyle bakıyorsanız o ürün mü daha iyi, bu ürün mü daha iyi falan diye hani böyle bazen karşılaştırıyorlar. Seçmesi daha kolay oluyor diye düşünüyorum. O yüzden bugün bu videoda iki tane yağ bazlı temizleyiciyi sizler için şöyle bir karşılaştıracağım. Tabii ki de bu ürünleri deniyorum. Hatta birini aylardır deniyorum. Yani belki bir yıl olmuştur. Hani bir yıldan çünkü üçüncü kutuyu satın aldım. İki kutu bitirdim. Bahsedeceğim ondan. Diğer ürünü çok yeni denedim. Yani daha iki hafta olmadı. 10-12 gündür deniyorum. Ama yine de en azından nasıl bir ürün olduğundan bahsedebilecek kadar deneyimledim diye düşünüyorum. Bu sebeple böyle bir video çekmek istedim arkadaşlar. Bir de hani videoya başlamadan önce, daha doğrusu detaylara girmeden önce sizlere söylemek istediğim birkaç şey var. Bugün burada paylaşacağım bu videoda özellikle bir ürün çok pahalı. Bunun ben de farkındayım. Ve amacım ve niyetim hani böyle pahalı ürünleri sizlerle paylaşayım değil de ben kendim bunu denedim, hani bunu satın aldım. Belki aranızda almak isteyenler varsa size de yol gösterir diye bunu da paylaşıyorum. Hani lütfen yorumlarda ne kadar pahalı, niye bunu satın alıyorsun gibi gibi böyle yazmayın öyle yorumlar. Çünkü hani bunun için çekmiyorum bu videoyu. Bunu böyle başından söylemek istiyorum. Ayrıca ilerleyen zamanlarda bu videoların yani o mu bu mu video serisinin devamında isterseniz zaten hani belki 100 TL altı, 150 TL altı ürünleri de deneyebilirim. O yüzden bunu da belirteyim. Öncelikle bugün size bahsedeceğim iki ürünle bir sizi tanıştırayım. Birinci ürünümüz arkadaşlar bu All Clean Balm. Haymish'in All Clean Balm'ı. Ve bunun yani hatta hepsini getirdim. Ben daha önce biten kutuyu da atmadım. Sizinle çünkü bitenler videosu da çekmek istiyorum. Böyle hani belki 3 ayda bir, belki 4 ayda bir bilmiyorum. Tabii sizden de istek gelirse kullandığım ve bitirdiğim ürünleri memnun kaldım mı, memnun kalmadım mı diye böyle yorumlayarak sizlerle paylaşmak istiyorum. O yüzden bunu da tutuyordum. Şimdi bunu paylaşacağım. Hatta böyle hepsi elimde durmasın. Şu yeni aldım. Çünkü ikisi de bitti. Göstereyim size. Şu ikisi de bitmiş halde. Şöyle görüyorsunuzdur. O yüzden kutusundan hatta çıkarmadım. Şimdi sizin huzurlarınızda bunu açıyorum. Birinci paylaşacağım, yani daha doğrusu karşılaştıracağım ürünümüz bu.
İkinci olarak da bu Danai Matthew markasının Living Cleansing Balm'ı diye geçiyor. Yani bu da yağ bazlı temizleyici balm şeklinde olan. Bunu bir 10 gündür dediğim gibi kullanıyorum. Bunun da şöyle, tabii ki de ilk defa aldım. Daha önce almamıştım. Ve nereden aldım? Ben onu yazdım. K-Glam Beauty sitesinden olması lazım. Olmadı onu ben açıklamalara koyarım. Çok pahalı bir ürün. Anlatacağım zaten size ama almak isteyenleriniz olursa bir göz atabilir. Bunun da arkadaşlar şöyle bir formu var. Rengi de biraz değişik. Şöyle göstereyim size. Böyle koyu turuncu ve spatulası. Şimdi bu bence bu açıdan biraz kullanışsız. Spatulasını böyle üstüne koymanız gerekiyor. Şöyle küçük bir spatulası var. Ama bunda All Clean Balm'da Haymiş'te şöyle üstte bir haznesi var diyeyim ve açıyorsunuz. Burada da balm var zaten. Şunu kapadığınızda bunu spatulayı yine koyma yeri yapmışlar. Bence kullanım açısından bu daha kullanışlı bu açıdan. Yağ bazlı temizleyici balm nedir arkadaşlar? Aslında bu yağ bazlı temizleyicilerle temizlemenin yani cildimizi akşam yatmadan temizlemenin ilk aşaması. Bu Kore cilt bakımıyla ilgileniyorsanız ben pandemiyle beraber ilgilenmeye başladım. Zaten bu kadar sevdiğimi bilmiyordum. İşte Çisem'in videolarını özellikle izleye izleye ve yabancı başka YouTuber'lara da baka baka gün be gün böyle ilgim arttı ve bir deneyeyim dedim. Hani ne kaybederim? Sonuçta benim cildim çok hassas ve rozalıyım zaten. Yani roza var. Dolayısıyla da acaba bana iyi gelir mi? Hani güneş kremi kullanma konusunda da o kadar bilinçli değildim. Hani herkes bas bas bağırıyordu güneş kremi falan. Tamam güneş kremi kullanayım o zaman iyi temizlemem lazım diye diye ben bu konuya girdim. Yağ bazlı temizleyici de şimdi bir sıvı formunda oluyor bir de balm şeklinde oluyor. Bu balm şeklinde olanlarda da dediğim gibi ben uzun süredir zaten Haymiş'in yağ bazlı temizleyicisini ama balm şeklindeki bunu kullanıyordum. Bunu da nasıl kullanıyorsunuz? Zaten dediğim gibi hani spatulası var. O spatulayı aslında küçücük bir miktar almanız yeterli oluyor diyorlar. Ama ben öyle küçücük bir miktar alıp yani bunu tüm yüzüme böyle yedirdiğimde bana yetmiyor. Sanki temizlenmiyormuş hissiyatı oluşuyor. O yüzden ben bayağı böyle 3-4 kaşık, 5 kaşık hatta alıyorum yani bu spatulayla ya da bununla da aynı şekilde. Ve onu boynum dahil bütün yüzüme sürüyorum. Sonrasında da zaten önemli olan kısmı burada iyice yedirmeniz arkadaşlar. Dairesel hareketlerle baya böyle yedire yedire hatta masaj yapa yapa en önemli noktalardan biri de yer çekiminin aksine hareketlerle yani aşağı doğru değil yukarı doğru böyle hani şu şekilde hafif çok bastırmadan temizliyorsunuz cildinizi ve yani bir dakika biraz uzun gelebilir. Hani ben genelde 40-45 saniye minimum yapıyorum ya da yapmaya çalışıyorum. Ama ya en azından bir 30 saniye muhakkak böyle masaj yapın derim. Sonrasında da çok hafif böyle ıslatıp suyla elinizi biraz daha masaj yapıyorsunuz ve bu şekilde ilk aşamasını tamamlamış oluyorsunuz. Sonrasında da zaten su bazlı temizleyici işte kullanıyorsanız tonik diye devam ediyor. Zaten bu arada bu cilt bakımıyla ilgili bir video daha çekmiştim. Onu da izlemek isteyenleriniz varsa şuralara bir yerlere koyarız. Ona da göz atabilirsiniz diyorum. Ve bu arada iki ürün de yani tüm cilt tipleri için uygun deniliyor. Özellikle zaten Haymiş'in hassas ciltler için çıkardığı bir ürün. Yani hassas ciltlilerin dahi rahatlıkla kullanabileceği bir ürünmüş. Bunu da hani bu videoyu çekmeden önce işte araştırdım iki markayı da. Orada yazıyordu, bilginiz olsun. Açıkçası önce hani bir bunu anlatayım, sonra şunu anlatayım dedim ama sonra da ikisini karşılaştırarak gidelim. Hani daha güzel bir o mu bu mu videosu olur diye. Böyle birkaç maddede size ikisini de, iki ürünü de daha doğrusu anlatacağım. Öncelikle arkadaşlar Danai Matthew Living Temizleme Balmı olarak geçen bu ürün. Fiyatı yani benim aldığım fiyat 640 TL. Yani gerçekten pahalı, çok pahalı ve neden ben satın aldım? Ben zaten bunu çok denemek istedim. Çünkü Danai Matthew markasını biliyordum. Birkaç böyle hani Instagram sayfasında görmüştüm. Yani markanın ürünlerini çok merak ettim gördüğümde.
Aa, Türkiye'ye gelse denesem ya da yurt dışına çıktığımda denesem demiştim. Sonra bunu gördüğüm gibi satın alayım istedim. Ve bu arada bu kadar pahalı olmasının en büyük sebeplerinden biri zaten döviz kuru ve alınan vergilerden dolayı da, hani bunu biliyorsunuzdur. Yani marka niye bu kadar pahalıya satıyor demeyin. Çünkü aslında bu biraz ülkemizle alakalı. Yani her ürünün fiyatı, biliyorsunuz, her ürüne zam geliyor. Ben yurt dışı fiyatına baktım. 38 dolara satılıyor. 325 TL kadar işte bir fiyatı var. Eğer ki yurt dışında yaşayan arkadaşlarınız varsa ve onların adresine gönderebiliyorsanız, bence o şekilde almanız daha iyi olabilir. Ya da indirimlerde yakalayabilirseniz eğer ki, bakabilirsiniz. Ama şunu söyleyeyim, açıkçası ben 300 TL, yani maksimum 300 TL veririm. 300 TL'nin altına inmezse de bir daha satın almam. Dediğim gibi denemek istiyordum ve denemişken de sizlerle de paylaşmak istedim bu ürünü. Şimdi bunun yanı sıra ödül alan bir balm. Çok fazla ödül almış. Hatta şuralara bir yerlere hani koyarım isterseniz. Bayağı ödüllü. Heymiş aynı zamanda. Şimdi Heymiş'in de benim satın aldığım, en son satın aldığım işte üçüncü kez fiyatı 240 TL'ydi arkadaşlar. Justin Beauty'nin sitesinde 159 bilmem kaç, yani 160 TL'ye vardı en son. Ama yine yurt dışı fiyatına bir bakayım dedim. 17 dolar 20 sente kadar iniyor. Bu da aşağı yukarı 145 TL ediyor. Ama bu indirimlerde zaten bence Türkiye'de de hani 150-160'lara indiğini biliyorum. Bu arada bu Heymiş'in All Clean Balm'ı 120 mil, bu da 50 mil ve 7 mil olarak da satılıyor yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi fiyat olarak karşılaştırdığımızda bu, yani 90 gram bu arada. Hani bunun 90 gramlık fiyatı 640 TL. Bunun da 120 millik fiyatı 240 TL. Tabii ki de bu çok daha uygun. İçeriklere gelecek olursak, bunun arkadaşlar içinde cennet hurması, cennet elması diye de geçiyor. Hatta çok açık da bırakmayayım ama şöyle gördünüz zaten. Biraz daha yakınlaştırıp göstersem mi şöyle? Görüyor musunuz? Böyle bir dokusu var diyeyim size. Şöyle. Cennet hurması, cennet elması, yabani iğde yağı, üzüm çekirdeği yağı, E vitamini var. Vegan bir ürün. Bir de içinde bir şey daha yazmış. Ha, evet. Antioksidan kaynağı zaten içinde kullandıkları içerikler. Vegan ürün dedim. Mineral yağ, alkol, silikon ve de yapay renklendiriciler içermiyor ve parfüm yok. Bunların hepsi bence gayet artı. Ama zaten ben bu kadar hani ücret ödüyorsam, bunun da bu kadar iyi bir ürün olmasını da beklerim. Hani evet, Türkiye'de zam geliyor, vergiler, döviz kuru, o bu, ama yine de hani çok da öyle ya, üst segment bir ürün sonuçta, onu kabul edelim. Hani lüks tüketime bence giriyor. Zaten cilt bakımı bu arada lüks tüketime giriyor. Ben de bunu düşünüyorum. O yüzden dediğim gibi lütfen, ama lütfen öyle yaklaşmayın. Hani sen niye bu ürünü aldın falan diye yaklaşmayın. Dediğim gibi ben denemek istedim. Tecrübelerimi de nacizane sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu arada bunun da 12 aylık bir ömrü var. Sanıyorum bunun da 12 ay kullanım süresi vardı. Bunun yanı sıra bu turuncu, koyu turuncu renginin sebebi de yabani iğde yağının içeriğindeki likojen ve karotenoidten geliyormuş. Zamanla renk ve kokusu azalabiliyormuş ama temizleyici etkisinden hiçbir şekilde bir şey kaybetmiyormuş arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi biraz hızlanıyorum. Bunun içeriğinde ise Hindistan cevizi yağı, şa yağı gibi doğal bitkisel özler bulunuyor. Bunun yanı sıra zaten bu da vegan ve aynı zamanda çay ağacı yağı da var biraz. Hipoalerjenik diye geçiyor ve hassas ciltlere uygun olarak üretilmiş zaten, söylediğim gibi, ama yine de çay ağacı yağı olduğu için hani belki ilk başta küçük boyunu alıp hiç denemediyseniz onunla deneyebilirsiniz. Bir bakın hani cildinizde bir tepki olacak mı, bir alerjik bir reaksiyon gösterecek misiniz? Eğer ki bir şey yoksa büyük boyunu alabilirsiniz. Benim rozam olmasına rağmen ve aşırı hassas bir cilde sahip olmama rağmen, ben ilk aldığımda da zaten büyük boyunu aldım. İlk hatta yanlış hatırlamıyorsam Çağla'nın bir vlogunda görmüştüm pandemi döneminde, aylar önce. Ondan sonra da zaten kullandıktan sonra bir daha vazgeçemedim. Ben
temizleme yağı, hani sıvı formdaki yağları kullanmaktansa balmları çok daha fazla seviyorum. Bir de bilmiyorum, bana böyle daha temizliyor hissiyatı bırakıyor. İkisinin de bitişi nemli ama bu bir tık daha nemli bırakıyor temizledikten sonra cildinizi. Onu da söyleyeyim. Fiyatına değer mi sorusuna gelecek olursak, bence bu, hani ben 240 TL'ye aldım ama dediğim gibi hani indirimlerde 150 TL'ye de gördüğüm oldu. Bunu, birini 150 TL, 159 almıştım galiba. Genelden 200 TL maksimum ödedim ben. Bence bu değiyor ve de uzun süre gidiyor ki siz de benim gibi böyle bol bol kullanıyorsanız en az birkaç ay gidiyor, onu da söyleyeyim. Bu değmez. Bence bunun ederi maksimum 300 TL. Ama dediğim gibi ben çok meraklı olduğum için bir de aynı zamanda sizlerle de paylaşırım diye de artı olarak, hani zaten almak istiyordum ve %99 zaten alırdım. Ama bir de sizlerle paylaşacağımı bilmek de artı olarak almama sebep oldu. Bunun yanı sıra arkadaşlar bir de yorumlara baktım. Hani iki ürün hakkında da yazılan yorumlarda kötü bir şey var mı diye baktım. Açıkçası ben göremedim. Yani bunun kokusu da çok güzel. Hani dedim acaba kokusuyla ilgili biraz böyle yoğun bir turunçgil kokusu var. Sanki böyle portakal da değil de bu yabani iğdeden sanırım. Yani yok, üzüm çekirdeği. Evet, üzüm. Yani bana böyle bir turunçgil kokusu verdi ama evet, turunçgil kokusu verdi. Cümleleri doğru mu kurdum diye düşünüyorum. Bu arada bir dakika. Şuradan alayım. Bana böyle bir ilk başta portakal mı var bunun içinde falan diye düşündürttü. Ama sonra üzüm çekirdeğini görünce herhalde üzüm çekirdeğinin kokusu dedim. Bunun yanı sıra yorumlara dediğim gibi baktım. Yani kokusuyla ilgili de yazılan öyle kötü bir yorum yok. Hep muhteşem yorumlar gördüm. O yüzden yani benim yorumum derseniz, hani sen Kardelen ikisinden de memnun kaldın mı derseniz, ben kesinlikle ikisinden de çok memnun kaldım. Sadece bunun fiyatından hiçbir şekilde memnun kalmadım. Bir de bunun gramajı bence çok değil. Yani 90 gramdan daha fazla olabilirdi sanki. Hani bu fiyata biraz daha büyük olmaz mıydı? Olurdu gibime geliyor. Bir onu düşündüm. Paketlemesine bayıldım ama ya o kadar güzel ki böyle bilmiyorum. Ben bir de renkli olan şeylere daha bir böyle düşkünlüğüm var. Çok kaliteli geliyor bana. Yani gerçekten ücret, yüksek bir ücret ödeyip bir ürün satın aldığınızda hani görüntüsünün de bence iyi olmasını bekliyorsunuz. Yani şöyle elinizde tuttuğunuzda gerçekten o bu ürün bana kendimi iyi hissettiriyor falan demek istiyorsunuz. Öyle tuhaflıklarınız varsa bu üründen o açıdan memnun kalırsınız diye de düşünüyorum. Böyle benim aklımda hani bir şeyler olduğu zaman olabildiğince hızlı bir şekilde, çabuk bir şekilde sizinle paylaşmak istiyorum. Zaten not aldığımı biliyorsunuz. Ben notsuz yapamıyorum. Not almayı çok seviyorum. Çünkü elbet böyle konuşurken bir şeyler unutabiliyoruz. Ama karşımızda notlarımız olduğu zaman bence hani atlamıyoruz. Çünkü sizin bilgilenmeniz de önemli. Yani buna mı para harcamak istiyorsunuz? Buna mı yatırım yapmak istiyorsunuz? Hani hangisini neden seçesiniz diye düşündüğünüzde bence detaylı bir şekilde bilgi edinmeniz önemli. Şimdi bu bir o mu bu mu videosu olduğu için açıkçası bunun fiyatı düşük olsaydı, yani Türkiye'de bunun fiyatına bulabilseydim bunu diyeyim kabaca, ben bunu tercih ederdim net, açık ara. Bilmiyorum, böyle bunun kıvamı daha iyi aslında. Bu bir tık daha koyu, bu bir tık daha açık. Zaten denedim iki ürünü de, hani onu da koyarız görürsünüz. Ama bu böyle bilmiyorum nasıl bir his verdi biliyor musunuz? Böyle sanki dalından bir şey koparmışım da onu cildime sürüyormuşum gibi biraz daha doğal bir his verdi bana nedense. Hani bunun kıvamı çok daha iyi gelmesine olmasına rağmen biraz daha koyu dediğim gibi bunu tercih ederdim. Ama yani bu fiyata benim bunu bir daha satın almam mümkün olmadığı için o mu bu mu diyorsak, Türkiye şartlarında bugün için söylüyorum. Temmuz sonlarındayız 2021 yılında. Hani bu videoyu bir yıl, iki yıl sonra falan izlediğinizde ya da birkaç ay sonra izlediğinizde ne olur bilmiyorum. Şu an için bunu seçiyorum ama en önemli etken de fiyatı. Yoksa ikisinden de çok memnun kaldım. Yani ben buna 10 üzerinden 9,5 veririm arkadaşlar. Buna da 10 üzerinden 9 veririm.
O da dediğim gibi bu böyle bir tık daha. Aslında onda onluk bir ürün mü? Ama onda on veremiyorum. Çünkü onda onluk bir ürün varsa eğer hani benim bilmediğim ona saygısızlık etmek istemem. Ha, bir de en başta söylediğim gibi bunun spatulasını koyacak yer yok. Yani şunu bir düşünemediniz mi? Gerçekten şu içinde böyle bir gizli sekme bir şey olur. Bayağı baktım acaba ben mi göremedim diye. Ama böyle içine mi koyacağız biz bunu? O büyük eksiklik gibi geldi bana. Bu şekilde sizin karşılaştırmamı istediğiniz ürünler varsa yorumlara yazın lütfen. Bu benim için böyle çok heyecan verici. Yani ilk videom, işte ilk o mu bu mu videosu olduğu için bazı şeyler eksik kaldıysa ya da bazı şeyleri çok tekrara düştüysem affola diyorum. İlerleyen o mu bu mu videolarında gün be gün daha da iyiye gideriz bu anlamda. Yani daha da böyle işte amatör profesyonel olarak ilerleriz diye düşünüyorum. O zaman şimdilik videonun sonuna gelmiş bulunuyorum. İzlediğiniz için çok 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 mahalo diyorum size. Umarım memnun kalmışsınızdır bu videodan ve bu seri umarım sizin hoşunuza gidecektir diye düşünüyorum, umuyorum. Instagram'dan takip etmek istiyorsanız şuraya Instagram'ımı, buraları bir yerlere bırakacağız. Oradan takip edebilirsiniz. Bunun yanı sıra bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beni biraz olsun sevdiyseniz abone olup bildirim zilini açarsanız gerçekten çok müteşekkir olurum. Bu gerçekten çok kıymetli çünkü desteğinizi gösteriyor arkadaşlar. O yüzden destek vermek adına bunu yaparsanız çok sevinirim. Başka çünkü izlenmeler oluyor yani çok sağ olun. Ama abone olmak ya da ne bileyim hani o videoyu beğenmek konusunda belki gözünüzden kaçabiliyor diye bunu nacizane belirtmek istedim. Ben de yapıyorum çünkü. Böyle yani sizinle konuşmayı özlemişim bu arada susamıyorum fark etmişsinizdir zaten ama artık evet videoyu kapatacağım. İyi ki varsınız. Haftaya bambaşka bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Sevgiyle, neşeyle, coşkuyla ve sağlıkla kalın. Hoşça kalın. Ne oldu aşkım? Oh. Yerim seni. Oh, prens. Abi bir şey yok ya, abi bir şey yok. Gel.